Merhaba. Malezya'dayız. Malezya'da Penang'dayız. Bu seferki durağımız Penang'da. Bir mescit, cami. Kaptan Keling Mosk. Mescit Kaptan Keling diyor ki 1801'e dayanıyor. Bismillah. Aleykümselam. Şurada mı? Oo, bir sürü dilde yazmışlar. Bu Penang'ın en eski camisiymiş. 18. yüzyıla ait diyor. ...1903'te falan yine böyle arsız falan, işlem görmüş falan diyor. 1916'da da bu son haline gelmiş diyor. Visitor's Welcome to Islamic Information Center, Moskova. Ha. Buradan diyor ziyaretçiler diyor, bilgi alabilirsiniz diyor. Biz şöyle şu güzel Mersin etrafında dolaşalım. Zaten... Yani gayrimüslim ziyaretçiler için ziyarete kapalı şu an. Ziyarete kapalı bu saatte ama. Böyle tatlı bir cami. Diğer çektiklerimiz kadar öyle devasa değil ama. Penang'ın en eski camisiymiş burası. 1800'lerin başında. İlk inşa edilmiş. Klausat diyor. Şimdi bakalım bu arkadaş mı, başkasını kim uyaracak? Selamünaleyküm. Okay. Take photo. This machine? Yes. This machine photo? No problem. No problem. Okay. Okay. No video. Okay. Okay. Videoyu çekme diyorlar. Sadece fotoğraf çekebilirsin diyorlar. Biz de o zaman fotoğraf çekiyormuş gibi yaparız. Kilise var herhalde yakında. Çan sesleri geliyor. Evet, siyah bir bant bulundurmam lazım benim böyle yerler için. Bunda minber varmış ama. Vallahi bunda minber varmış. Abdesti burada alıyorsun. Güzel. Güzel. Dönüp oraya abdestimizi alacağız. O tarafta da varmış yer. Abdest almak için. Vay, gözlükler. Ah, su. Evet, su da lazım. Neredeydi o? Melaka'daki
Melaka'daydı. Orada da abdest böyle yerden alınıyordu. Ağzımıza su veriyoruz. Bilemedim ben şimdi ya. Vallahi. Kapılarda koymuşlar bunu. Peygamberimiz hakkında bilgilendirici bir metin koymuşlar. Öyle bir yer işte. Kaptan Kerik. Cami. Ben şimdi abdest alayım, su içeyim. Biraz kendime geleyim. Ondan sonra dışarıda devam ederiz. Bir iki mekana daha vuracağız bu videoda. Hadi sonrasında devam edelim. Ben kıldım namazımı, çıktım dışarıya. Bu taraf bayanlara aitmiş. Şu taraftan gidelim bakalım. Aynı bu şeydeki gibi. O Broadway, o Broadway. Gözle gözle çektim, hakkını helal etsin. O Broadway, o Broadway. Evet, Penang'ın. Malezya Penang'ın en eski camisindeydik. Bayanlar diyor taraftan diyor. Öyle de arka tarafı var. Şuradan da sokağım geçiliyor. Şurada adam gibi abdest alma yerleri de varmış. Biz gittik orada almaya uğraştık. Hem de akıyormuş suyu da. Neyse sağlık olsun diyelim de diyelim. Burada da böyle güzel bir oturma alanı yapmışlar. Böyle bayağı güzel de bir tipi var canım. Hafif kilisede mimarisini anımsatıyor değil mi sanki? Kiremit çatı falan. Biraz öyle anımsatmış. Neyse bu tarafından gidecek bir yer yok. Oradan zaten böyle koymuşlar. Şimdi bu videoda da bir iki yer gezeceğiz. Başlıkta yazıyor olabilir. Burada meşhur sokak resimleri var. Duvarları çizilmiş olan resimler. Daha önceki videolarda başka yerlerde görmüştük de. Penang'takiler meşhur ama. Şimdi bundan az bir şeylerde oraya gideceğiz. Ondan sonra da bir Ermeni sokağı var. Armenian Street var. Bir de ona gideceğiz. Onları dolaşacağız. Şimdi ben oralara kadar varayım. Bir iki sokak var arada. Onlarla sizi meşgul etmeyeyim. Orada görüşürüz. İlerlemeden geldim. Ben de kapısının önünde taksiden inmiştim. Oradan içeri girmiştim. Bir de şöyle bir açıklama yazmışlar. Sanırım içeridekinin aynısı ama yine de bunu da buradan bir alayım dedim. Şimdi ben devam ediyorum. Hadi. Diğer mekanda görüşürüz. Çok fazla ilerlemedim ama cami bakın orada hala kenar gözüküyor. Ama buradan itibaren sizinle bu şehri paylaşmak istedim. Bakın böyle peçe gibi takmak için illa Müslüman olmamız gerekmiyor.
Sıcaktan korunma istemeniz de yetiyor. Neyse. Bu bölge adada kalan kısmı Penang'ın. Adada kalan kısmı oldukça eski binalar. Eski bir şehirden bahsediyoruz. Buralar komple turistik. Bakın orada daha bisikletler başlıyor zaten. Bisikletlerle size tur attırıyorlar. Dolaştırıyorlar. Ben de Penang'da gezeceğiniz yerlerin başında işte buralar geliyor. Tapınaklar. Bol bol çift tapınak. Şimdi şuradan gidelim, öteden dönüp geleceğiz. Bütün buraları sizinle birlikte dolaşacağız. Yeme içmişiniz, halletişiniz bol bol dükkan da var buralarda. Yoldan yürüyorum, mecbur yoldan yürüyorum çünkü her tarafı görebilirsiniz diye. Bir tarafa yakın yürürsem oradaki binaları göremeyeceksiniz. Bakın orada Owl Shop diyor. Şöyle bir kapısından bir içeriye bakalım en azından. Aa, baykuş, baykuşa ait her şey var orada. Bakın orada bir kedi, burada da bir kedi. Pis pis, pis pis, pis. Hiç, bunlar pis pis, bilmiyorum. Evet, buralarda böyle sokak sanatları var. Şuna isterseniz bir yaklaşalım, bir yakından bakalım. Neymiş o? Mescid Melayu Şamek. Burada da bir tane mescid varmış. Buranın hikayesi neymiş? The Ahen Street, Malay Mosque. Ahen Street diyor. Ben Almanya'nın Ahen şehrinde doğdum. Caminin içine nereden giriyormuşuz? Şimdi madem Ahen Camii, o zaman ben buna girerim arkadaş. Böyle bir şey çok hesabımda. Minberimiz küçücük tatlış bir minber var. Ve karışmıyorlar. Ablamız. Kimse başını kapattırmadığına göre demek hiç kimse karışmıyor burada. Ha, yazmışlar oraya zaten. Onlar çok umursamamışlar. Mm-hmm.
Penang'a gelene kadar biz hiç köpek görmedik etrafta ama Penang'da köpek de var. Öyle çok abartı değil ama var. Aman. Ay. Kıvar, giy çıkar, giy çıkar. Sandaletleri daha doğrusu. Sıcak insan o kadar bitkin düşürüyor ki. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Şu tarafta ne varmış? İş yokmuş herhalde o tarafta. Şurada mezarlar falan var. Kabirler var daha doğrusu. Zaten şekillerinden kısmen Müslüman mezarlığı oldu. Hemen anlaşılıyor. Vay canına. Ben şaşırdım. Geldim burada. Dünyanın alakası bir yerinde. Bir mescit gördük. Şimdi bunlar bir sokak tabelası yok galiba. Şöyle ben bir bakayım neredeyiz şu an diye. Giderek yaklaşıyoruz. Bir daha bakayım. Doğru mu gidiyorum? Yok. Her zamanki gibi yanlış gidiyorum. Evet, standarttan yanlış gelmişim yine. Şuraya geri döneceğiz. Her seferinde ne yapıp ne edip başarıyor. Ama işte her şeyde bir hayır var diyoruz ya. Şu mescidi benim görmem gerekiyormuş. Onun için ben oraya kadar geldim. Hemen az ileriden sağ yapacağız. O turist kafilesi baykuşları ancak rahat bırakmaya karar vermiş. Özellikle bu Penang'da bolca tapınak var. Böyle sağda solda yolun kenarında bir bakıyorsunuz. Bir tane bir heykel dikmişler. Hemen etrafını çevirmişler. Tamam, onun üstüne bir tane tapınak. Enteresan geliyor böyle insana. Nasıl yani diyorsun? Olmuş işte diyor ya. Yaptık diyor, oldu diyor arkadaş. O tarafta bir şey yok. Demek hepsi bu taraf. Dur bakayım. Burada da mı? Olmaz mı ya? Baksana temple. Bukteng Cheng San Temple diyor. Temple hemen giriyorsun, iki tak tak şak şak bitiriyorsun. Hemen bir ibadet bitti. Georgetown UNESCO World Heritage Site. Biz Georgetown'dayız. Burası Georgetown. Az öncesi. Gidiyor başladığımız için şurası oluyor. Oradan başladık. Bu tarafa doğru geldik. Hemen Street, Corazon, Georgetown.
Yukarıdan yazıyor. Öyle bir şey yapmışlar, insanlar fotoğraf çekilsin diye. Doğal olarak böyle yerlerin olmazsa olmazı ileriki eşya satan yerler. Şimdi şuraya doğru gideceğiz, şuraya bir bakayım. O sokakta hiçbir şey yok. Şu ileriye doğru gitsek neler var? Böylece size de bir yandan şehri gezdirmiş oluyorum. Georgetown, önemli. Turistik yeri. Bir mahallesi gibi düşünebilirsiniz. Bir tapınak daha. Enters by ticket diyor. Parayla girilir diyor. Bakayım şöyle nereye doğru çekiyorlar. Çekilecek de pek bir şey yok ya. Fotoğraf açısından. Şu tarafa da bakayım. Orada arkada bir sokak var. Oraya döneceğiz. Şuradaki yapı neymiş? Orada bir yapı var. Sehtekdong. Ha, burayı size çekeceğim. Sonraki videomuzda gelip gireceğiz buraya. Hatta hemen burada iki tane vardı. Vay, buraya girmek paraylıymış. Neyse, vereceğiz parasını, gireceğiz içeri. Böyle kaçış kuçuş yok. Buralarda bir tane daha vardı. Çok yakın ama böyle karşısı gibi kalıyordu ama. Böyle karşısı mı kalıyor, böyle karşısı mı kalıyor bilemiyorum onu. Onu sonraki videolarda görürsünüz zaten. Şu meşhur şu çizim. Az sonra onun yanına gideceğiz. O bir duvar resmi. O işte kız bisiklet sürüyor. Arkasında çocuk oturuyor. O Penang Stadyum dediğimiz bir direkt önünüze düşecek olan bir görüntü. Biraz sonra onun aslını göreceğiz. Önünden geçmişiz 10 kere. Önden geçmişiz, yanındaki sokaktadır diye düşündüm ama şöyle bakarsanız şurada bilgilerinden geriye bir şey kalmamış. Kazınmış hepsi. Evet, bisikletin arkasına binmiş çocuk, iki küçük çocuk. Elden geçirmeleri lazım onları da. Çünkü rengi mengi hiçbir şey kalmamış. Solmuş gitmiş. Free cost. Neredeydi o gireceğimiz sokak?
Şurada. Yok. Bir sonraki arada. Madem buraya doğru yaklaştık. Şunu da görelim. Orada bir de karekot var. Tarayın diyor karekotu. Tararsanız bir cihazda videoyu açın, öbür cihazdan taratın ya da ekran görüntüsü alıp görüntünün üstünden taratın. Şu tarafı dur alayım sizi. Gözümüze gözümüze vurmasın güneş. Neredeyiz bu sokak ya? Ha. Şöyle bir tane sokak var. Welcome to diyor. Georgetown World Heritage Site demiş. Tekrar haritadan. Şu an nerede bulunuyoruz biz? Street Art'ta bulunuyorsun diyor. Burası işte. Meşhur Street Art dedikleri yer burası. Amerika'da bile bunun çok fazlası var. Yani ya burası diyor. Bakın şuraya da duvarda basit bir çizim var. Ne var orada? Orada bir türbe varmış. Evet, burada bir türbe varmış. Ruhuna Fatiha gönderin. Madem bizden. Evet. Döndük dolaştık. Caminin oraya çıktık yani. Street art, street art dedikleri şey bu kadardan ibaretmiş. Vallahi gelirken ben de böyle bayağı bir şey bekliyordum. Çünkü Melaka'daki, Melaka'ya ait videoları izlerseniz onların bir tanesinde hangi şehirde o bir müze gibi bir yerdi. Maymunlar falan vardı videoda. Gelmiyor şimdi ismi aklıma. Orada o kadar çok sokak resmi vardı ki. Yani burada, burada hiçbir şey yok. Şöyle güzel güzel resimler olsa. Thank you.
İnsanlar da fotoğraf çekiliyor. İyi, madem buraya kadar gelmişler, bir şekilde bir tur kilitlenmiş kendilerine, yapacak bir şey yok. Tadını çıkarıyorlar. Ne diyelim? Bir başka mekan ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gelin buradan da ileri doğru götüreyim ben sizi. Armenian Street diye bu sokağın tamamını diyorlarmış. Bakalım meşhur kılan ne varmış. Şeyi kabul edebilirim. Başka sokaklarına falan dolaştım. Bayağı bir yerini gezdim. Penang'ın. Eski Penang'ın. O bisikletlinin olduğu yerden başlıyor böyle şeyler. Ondan sonra böyle bir yol boyunca devam ediyor. Birçok yerine göre yine buradaki binalar bir tık daha iyi durumda. Ama şeyi çözemedim. Niye böyle? Her taraf kapalı. Şimdi saatten desem erken vakitte gelseniz onda da bulamıyorsunuz ki hiçbir şey, hiç kimse. Bunlar neymiş? Pipiyar demiş. Hepsine aynı şey yazıyor değil mi? Evet, QR kodu okutun diyor. Apple'lar için bu diyor. Google Play için de bunu okutun diyor. Download. Pack Real diyor. AR, phone or tablet, press on me, scan the image on the... Şöyle bir tane park var. Burada gençler ve genç kalanlar. Basket oynuyorlar. Bunların bir de yaşlarını mı yazmışlar oralara? İnstagram yaşlarını falan yazmışlar sanki. O bisikletli duvar resminin oradan başlıyormuş bu. Armenian Street. Şurada bitiyormuş. Dedim var mı bir esprisi? Gidelim ta ucuna kadar bakalım. Ben takdirsiz, ben çok bir esprisini göremedim. Burada bir de şöyle bir şey var. Levof, aha, acayip demiş. Burası da hani sokağıymış, caddesiymiş. Armenian Street Heritage Hotel diyor. Neyse hadi biraz da burayı dolaştırayım ben size. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Baya baya bir şehir turu yaptırıyoruz. Öyle bir videoya dönüştü.
İşte yemekler ve fiyatlarını görüyorsunuz orada. Altında hemen yazıyor. Anlaşılmaz bir şekilde erkenden kapanıyorlar, kaçıyorlar. Kepenkler iniyor. Gerçi bu kepenklerin büyük bir çoğunluğu gündüz de kapalı. Ha, anlamadım yani. Mevsimi dedim. Melek Ada başımıza geldi. Hafta sonu tamam oluyormuş. İşte hafta sonu açılıyormuş orada bazı yerler. Turistler daha çok hafta sonu geldiği için bazı yerler kapalı kalıyormuş. Ama biz buraya bir pazar günü geldik. O pazar akşamı da çıktık dolaştık. Akşam değil, gündüzü, pazar gündüzü çıktık dolaştık biz. Yok. Her taraf kapalıydı böyle. Sokaklar, makaklar. Şehrin çoğu terk edilmiş gibi. İpten şöyle devasa bir AVM gibi bir yere girdik. Işıkları kapalıydı komple. Şey gibi yani, korku filmleri gibiydi. Dedim herhalde zombiler koşarak bir taraftan çıkmaya başlayacak bizim sesimiz duyunca. Sonra biraz ilerledik falan. Bir iki dükkan açık gördük. Ama inanın böyle AVM'nin üst katlar falan karanlık böyle. Kapkara, yukarılara doğru bakıyorsunuz kapkara. Böyle ürkütücü bir şekilde. Enteresan bir yer. Neyse, sorup öğreniriz birilerini. Sonraki videolarda ben paylaşırım sizinle bilgisini. Çünkü birkaç tane daha çekeceğimiz yer var Penang'da. Georgetown. Hiçbir şey yok ve her şey var gibi yani. Böyle ikisinin arasında tuhaf saçma bir yer. İki hadi spoiler vereyim. İleriki videolarda buranın da şu bina olabilirdi yanlış hatırlamıyorsam. Tepesinden 360 her tarafı görebildiğimiz bir yer vardı. Şu bina mıydı? Oydu galiba. Onun tepesine bir çıkıp oradan bir şehri çekmeyi düşünüyorum size. İmkanım olursa. Söz veremem, garanti de demem. Bakacağız, müsaitse yapacağız. Onda da mesela girdik ona, alt tarafı devasa bir AVM formunda yapılmış. Çok geniş, çok büyük. Ama gidiyorsunuz, oralar her yer kapalı, böyle acayip kapalı. Allah'tan orada bir Çinli bir kardeş gördü bizi, böyle bakınıyor sağ sola. Dedi, boş verin, bırakın bu tarafları. Şu tarafa doğru gidin dedi. Oradan dedi, şu asansörü bileyim dedi, şu kata çıkın dedi. Ondan sonra ne varsa dedi, buralar dedi, boş dedi, buralar dedi, çok saçma dedi, salak dedi. Sonra oradan adamın tarif ettiği şekilde gidince bir baktık. Böyle nasıl diyeyim size. Luna Park diyeceğim de Luna Park basit kalır. Çok daha böyle içerisinde küçük böyle korku evimsi bir şey olan efendim, ondan sonra Jurassic Park olan bilmem ne olan böyle. O aynı kapalı AVM'nin. Yani aynı içinde doğru düzgün bir şey olmayan AVM'nin içinde. Gittikçe bir bakıyorsunuz bir sürü bir şeyler böyle. Eğlence yerleri şunlar bunlar falan. Tek bir bilet alıp hepsine girebiliyorsunuz falan böyle. Acayip şaşırdık kaldık içine. Ondan sonra şey de dahil. Yukarıdan bakış da dahil. Bir bilet alıyorsunuz. Bütün eğlenceleri kullanabiliyorsunuz. İşte çıkıyorsunuz. Tepeden şehri de seyredebiliyorsunuz. Öyle bir şey var. Neyse, burada bunu sonlandırayım. Daha başka gezilecek bir yeri yok. Valla çok da gezilecek bir yeri gerçekten yokmuş açıkçası ama. Bu araçlar durduklar. Durduklarına göre ben buradan geçerim. Peki, bir başka mekan ve başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.